Beni takip mi ediyor bu arada? He bak bak bak. Bu beni takip ediyor he. Bir de şurada Rahim. Rahim. Allah Allah. Merhaba arkadaşlar. Bugün Insta 360 X3'ün kutu açılımını yapacağız. Halbuki kutu açılımında ne varsa açıp gideceğiz işte. Neyse bunu yapalım. Neyimiz var neyimiz yok içinde ona bakalım. Selfie çubuğu da burada. 1 metre 20 santimlik bir selfie çubuğumuz var. Evet hadi açılıma başlayalım. Bu garanti belgesi. Maket bıçağı bulamadım. Meyve bıçağıyla kutumuzu güzelce açalım. Her şeyi sizle keşfedeceğim. Kullanmasını bilmiyorum. Daha doğrusu LG'nin bir ürünü vardı. O da 360. Bayağı bir eski kamera vardı. Onun kullanmasını biliyorum. Bunu bilmiyorum. Bunu da sizle keşfedeceğim. Evet kutumuzu açıyoruz. Kamera bayağı küçükmüş. Kameramızı koyalım şuraya. Başka ne çıktı ona bakalım. Evet, Type-C'ye benzer bir şarj kablosu ve bilgisayar aktarım kablosu çıktı. Koruma kılıfı var. Başka da bir şey çıkmadı. Yalnız ben stickerlar var. Insta 360'ın stickerlar var. Bunun aslında ucunu da verecekler. Şimdi cep telefonunun hızlı şarjda mı olacak? Başka bir şey mi? Herhangi bir şey zarar verir mi? PC'de mi dolduracağız? Biraz saçma buluyorum. Hani genelde ucunda göndereceklerken aslında voltajını bilmemiz lazım. Tabii bu yazıyordur kitapçığında kaç voltaj olduğu ama yine de gönderseler daha hoş olurdu. Bunda ne varmış? Bu da herhalde sinyal edeceğim. Yalnız biraz hiç böyle leş gibi kokuyor. Hiç silecek bir şey değil gibi. Sanki böyle Insta 360 diye şurada yazıyor. Yani naylon gibi sanki. Çizer gibi geliyor bana. Fazla hoşuma gitmiyor diyeceğim de fibredir herhalde. Güzel bir şey olabilir. Evet. Buna hafıza kartı aldım. Hafıza kartını yani ucuza kaçmayın bence. Çünkü bu o kadar çok çekim yapacak ki. Yani parça parça birleştirecek bu 360 dereceyi. Çekimlerde falan. Yani bayağı bir kaliteli bir hafıza kartı almanızı öneririm. Benim aldığım hafıza kartı göstereyim. Scandisk 64 GB. Yalnız ben A2 diyor. Ben A3 aldım diye hatırlıyorum ama. Umarım bir yanlışlık yoktur ama arkasında da 3 yazıyor. Bunu da açayım.
Evet, hafıza kartımızı çıkarttık. Bir dakika, şu kalabalığı bir yok edelim. Kameramızı aldık elimize. Burada kapakları var. Bu neymiş? Burası şarj girişi. Veya işte PC'ye aktarma kablosunun takıldığı yer. Burayı kapattık. Şurası sanırsam bantlı batarya olması lazım. Evet, bataryasını çıkardım. Bataryanın çıkardıktan sonra şu dip taraftaki yere SD kartımızı takıyoruz. Şu vaziyet olacak şekilde bakın. Bastırıp tık diye oturduktan sonra kapatıyoruz. Ben bunu da öğrendiğime kadar bilginiz olsun. Şarj yerini kapattık. Bu vaziyette olacak arkadaşlar. Şurası kırmızı kalırsa garanti kapsamına girmiyor. Niye? Suyun altında video çekmeye su geçiriyormuş o zaman. Tabii ki normal bir şey ama şöyle oldu mu? Zaten kapanırken zor kapanıyor fark ettiyseniz etrafına su geçirmesin diye koruma yapmışlar. Başka ne var? Şurası hoparlör. Şuralar mikrofon büyük ihtimal. Arkada da var. Heyecanlıysa hadi açalım bakalım. Şuraya basılı tutuyoruz. Ya da bir kere basalım bakalım. Bir kere basıyoruz. Evet. Açıldı. Buradan kamerayı daha güzel alalım. Evet. Dil seçeneği yapabiliyorsunuz. Türkçe var mı? Yok. İngilizceye devam. Next. Please download the 360 App Store. Bunu kapatalım. Şöyle bir görüntüsü var. Ha ben de niye net çekmiyor diyorum. Pardon, şunu çıkarmamışız. Şu lenslerin korumasını çıkarıyoruz. Evet. Sağa doğru kaydırdı. Dokunmatiği çok güzel bu arada. Bu ne? Record Design 360 EDR diyor. Don't show again. Aktif EDR diyor. Neyse bunu bir daha söylemeyelim. Kaydıralım. Pardon, ekranı kapatıyormuş. Basılı tutmamız lazım. O zaman kapanıyor. Size daha iyi bir görüntü vereceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle ikimiz de göreceğimiz şekilde yapalım. Tekrar açalım. Şuradan kamerayı döndürebiliyoruz. Single lens. Yukarıdan aşağı çekince de ayarlamasını yapıyoruz. Şimdi ben burada telefonuma yükleyeyim. Bir denemesini yapayım. Bu arada size şey de göstereyim. Bir dakika cihazımızı kapatalım. Evet, cihazımızı kapattım. Selfie çubuğunu da göstereyim. Selfie çubuğu geldi. Bunu da ben sizle beraber ilk kez açıyorum. Biraz daha cihazı şöyle tanıyayım, öğreneyim. Daha güzel videolarla size geleceğim. Selfie çubuğu görünme selfie çubuğu. Yalnız
Şöyle bir şey. Buradan çekiyorsunuz. Aç, uzan, uzuyor. Başka bir selfie çubuğunu da deneyeceğim. Hani fark ediyor mu acaba gerçekten? Tekrar size dönüş sağlayıp kısa bir video çekeyim. Sizle paylaşacağım. Fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe. Arkadaşlar biraz uğraştım. İnanın çok zor bir şeymiş ya. Ya ben alışmadım. Ondan dolayı şu yandaki tuşa bir kere bastım. Ekran açılıyor. Bakın kamerada da ben görüyorum. Buraya biraz basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra böyle sağa sol yapabiliyorsunuz. Yani 360 derece olarak. Ora bura görünüyor. Şuradan X'ten kapa diyoruz. Şuraya basınca fotoğraf da şu an fotoğraf kaydı yapıyor. Şu an 360 derece bizim fotoğrafımız çekti. Ekran yukarı çıkarınca video, HDR video çekiyor. Zamanlama var büyük ihtimal. Time shift. Bu bullet time tam olarak bilmiyorum herhalde. Su altına girince. Bu neymiş? Buna bakalım. Aydınlatıyor bayağı. Şarja taktım. Deneyeceğim diye şarjı. Resmen. Yani şöyle yukarıya kaydırınca bir şey olmuyordu. Aşağı kaydırınca menüsü falan çıkıyor. O ilk baş donuyor demiştim ya ilk baştan şey yapınca. O donma değilmiş arkadaşlar. Ya ben yanlış kullanmışım. Bu mi mod. Benim mod. Yani motora falan bindiğinde ya çubuğu ileri doğru tutuyorsunuz. Birkaç video çektim. Onları da yayınlayacağım. Az sonra göreceksiniz. 90 derece. Nereye çekiyor? Aşağı tarafa çekiyor. Buna da basılı tutunca dönüyor mu acaba? Bu modda dönmüyor. Buna bakalım. No precarity. Bayağı bir şey var. Ben bunu tam olarak öğreneceğim. Herhalde efektlerini indirebiliyorsunuz da internetten. Onları da size göstereceğim. Bilgisayarda bunun programını indirdim. Insta 360 diye. Bununla da anlatım yapacağım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sonunda 360 olarak çekmeyi buldum. Parmağım burnuma çarptı acıdı. Neyse. Buldum ilk baş zorlandım. Nasıl falan filan. Arkadaş çok kolaymış ya. Ama bilmeyen bir insan için gerçekten zor oluyor. Bilmiyordum. Çok zor oldu. Öğrendim. Bunların efekti falan telefondan da işte bilgisayar PC'nizi de yükleyince gördüğünüz gibi şu an kamera dönüyor herhalde. Bunu VR olarak da yapabiliyorsunuz da ben VR olarak anlatmayacağım şimdi. Hani videonun başından dolayı ilk baş normal çektik. VR video olarak ikinci de anlatacağım. Yani birkaç daha video yapacağım daha doğrusu. Güzel bir efekt nasıl yapılır? Programlar nedir? Ayarlaması nedir? Kalite nasıl çekiyor? Onun ayarlaması nedir? Hepsini size anlatacağım. İlk önce şöyle bir bakalım. Şu an beni görüyorsunuz. Dur bir dakika. Uygulamayla bak ben şu an kamerayı döndürüyorum. Yani şu an 360 olarak çekiyor. Ama siz benim yönlendirmeme göre görüyorsunuz. Yani biraz aksiyon ayarlaması falan oluyor. İşte efektler yapıyorsunuz. Öyle gördüğünüz için VR olarak olmuyor. Görmüyorsunuz. Yani her şey oluyor. Kamera hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Ha bir de şöyle bir şey var. Mesela web kameranızı falan almayı düşünüyorsanız
Bu web kamerası görevi de görüyor. Odaklanması. Ben de şu an ışıklandırma çok net bir güzel bir ışıklandırma koymadım karşıma. Tabandaki lambayla şu an çekim yapıyorum size. Güzel bir ışıklandırmayla çok güzel videolar çeker. Fotoğraf çekebilirsiniz. Fotoğraf falan çok güzel. Ben birkaç tane çektim. Akşam olduğu için yani cep telefonunda da akşam çekseniz güzel bir şekilde yani çıkıyor da ben beğenmiyorum yani doğru olan o. Bu arada bekleyince bak ekran da kararıyormuş bu. Ne? Dur bakayım. Şu an tuşa basayım. He tamam açıldı. Kendim de görüyorum bu arada kamerada. Şu an kameranın videosunda beni görüyorsunuz. Bunda efekt var. Ne efekt var? Cilt güzelleşme var, şey var. Ben şu an cildim hiç güzel değil. Yani efektsiz olduğum için öyle görebiliyorsunuz. Efekt yapınca da daha güzel görebilirsiniz diye umuyorum. Evet. Burada kamera modu Multi Mode On. Bakın arkadaşlar. Bu ne? Buna tıkladım bak. Şu an video çekerken o ayarlara geçebiliyorsun. Mesela bisiklet sürüyorsun ya da motosiklet sürüyorsunuz. Hem beni görüyorsunuz burada. Bak, küçük orada ekranda. Beni takip mi ediyor bu arada? He bak bak bak. Bu beni takip ediyor he. Bir de şöyle bakayım. Bakayım. Allah Allah. Bak bak gidiyorum ben. Evet arkadaşlar. Bu beni takip de ediyor. O ufak ekranda beni takip ediyor. Büyük ekranda da vardır bir ihtimal. Onu da öğrenip size video çekeceğim. Hepsini güzel bir video yapacağım. Şöyle uzun uzun sıkmadan size düşünüyorum yapmayı. Evet. Bak şu an beni buradan takip ediyor. Arka tarafı görebiliyorsunuz. Efekt olarak da arkaları da değiştirebiliyorsunuz. Ya aklınıza gelen her şeyi yapmışlar yani. Çekim yönünde. Şimdi şeyi kapattım. Ben nerede kaldım? Bir dakika. Yine geldim. Gideyim. Geliyorum. Çok hoştur ya. Neyse. Şimdi 360 olarak beni görün. Benim hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani gündüz çekimi nasıl bilmiyorum. Umarım iyidir. Ya iyidir o kadar para veriliyor yani şu alete. Gündüz de güzel çekmesi yazık günah. Yani bizim para birimimize göre gerçekten pahalı. Ama bak bunu ticariye çevirenler de var. Bir düğün salonunu mesela çekebilirsin. İşte kim ne yapıyor, ne ediyor. Bu arada umarım sesim iyi geliyordur. Ben bunu ilk kez test ediyorum ses yönünden. Umarım iyidir. Ya düğünde falan güzel olur. Takılmasında halayda etrafta dönerler. Sen ortada durursun, çekersin. Yani ticari yönden de kullanılabilir. Biz de iki kere aldık. Boy göstermeye aldık gibi bir şey işte. Ne yapacaksak, niye aldıysak. Hayırlısı. Arkadaşlar. Videoyu ben burada bitiririm. Size ikinci videoda güzel bir şekilde ayarı nasıl yapılır? Her şeyi gösteririm. Elimden gelen her şeyi hızlı hızlı öğrenip en kısa zamanda ikinci videoda sizlerle olmayı ümit ediyorum. Ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Grafik Beyin kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Sağ olun.